Gözaltın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündemine bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte, ama bugün çok değerli bir konuğumuz var. Önemli bir yatırımcı, önemli bir markanın da aynı zamanda yaratıcısı, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Deniz Ürünleri Sanayiciler Derneği Başkanı, yine Çanakkale Ticaret ve Sanayi Meclisi Başkanlığı da yapıyor kendisi. Çok da tanıdığınız, bildiğiniz bir isim aslında, Niyaz Yönen bizlerle beraber. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba. Öncelikle. Günaydın. Şimdi tabii sizinle sohbetimize hemen başlayacağız ama şöyle genel bir piyasalara bakalım. Sizin de fikirlerinizi alacağız. Hocam günaydın size de. Günaydın Barış. Bugün önemli bir, değerli bir konuğumuz var. Birazdan başlayacağız. Evet. Ton balığını siz de seversiniz, ben de severim. Evet. Hem ton balığı hem başka şeyler de var. Ürünleriniz de var ama. Ya bir de halka açık bir şirket. Hem öyle hem de Dardanel çok da böyle ilginç bir öyküsü de var. Hikayesi de var, onu da sizden dinleyeceğiz. Böyle zaten deniz ürünleriyle uğraşıyorsunuz. Denizde dalgalarla böyle boğuşa boğuşa da devam ediyorsunuz yolunuza. Geleceğiz hepsine. Hocam piyasaya bir bakalım. Bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Bir yandan altında sert düşüş var. Şöyle genel bir toparlama yapalım. Ondan sonra Niyazi Bey'le sohbetimize başlayalım. Evet, genel olarak piyasalar için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Aslında piyasalar normal dengesinde gidiyor Barış. Ama özellikle dikkat çekecek hem içeride hem dışarıda 2-3 gelişmeden bahsedeceğim. Bir tanesi Amerika'dan gelen veriler oldukça iyi geliyor. Amerika'da ekonomi bayağı bir toparlamaya başladı. Bu satın alma yöneticileri endeksi, PMI endeksleri oldukça olumlu geldi. Küresel çapta da üretimde bir artış var. Çin'de son 3 yılın en yüksek PMI endeksi geldi. Yine aynı şekilde Japonya'da benzer şekilde beklentilerden daha olumlu bir üretime dönüş ve ekonomilerin büyümesi şeyi var. Bir tek sorun Avrupa'da. Avrupa'da da işsizlik %12'ye geldi. Ki bu arada İspanya'da inanılmaz bir işsizlik var. Genç işsizlik %55'e ulaşmış. Yani orada artık bir sosyal patlamadan falan bahsediliyor. Evet. Hani Avrupa sorun çıkartmasa şu an, yani Avrupa gibi bir karın ağrısı olmasa bayağı bir tüm dünya çok ciddi toparlayacak. Ama Amerika'da motorlar çalışmalı ki Avrupa'da motorlar çalışsın. Ve Çin biliyorsun %15 büyümelerden %7,5'a kadar düşmüştü. Çin'de yavaş yavaş ses gelmeye başladı. Dolayısıyla küresel olarak genel bir iyimser ve olumlu bir hava var şu an. Avrupa cephesinde Euro-Dolar paritesi stresleri çok net yansıtıyor. Orada çok fazla Euro-Dolar paritesinde bir gelişme yukarı yönlü hareket olmadığı için şu an Avrupa'daki sıkıntının devam ettiğini düşünüyoruz. Yani ama bu Güney Kıbrıs olayı sonrasında büyük bir endişe baş gösterdi. O çok bariz bir şekilde ekonomileri de etkiliyor. Sadece Güney Kıbrıs'ı değil, aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerini, İtalya'da hükümetin kurulamaması vesaire, bunlar stres yaratıyor. Bunlar olmasa gerçekten çok 2013 yılı inanılmaz olumlu bir yıl olabilir tüm küresel ekonomiler açısından. Bir iç piyasaya geldiğimizde, iç piyasada dolar özellikle biliyorsun 1.82-50'lere kadar gitmişti. Merkez Bankası'nın en son kararıyla birlikte bir miktar doları yükseltmek istiyordu Merkez Bankası. Bu Güney Kıbrıs olayı sırasında 1.82-50'leri gördü ama şu an 1.80'e kadar, 1.80-30 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Dolar buradan itibaren daha fazla aşağı gitmez diye tahmin ediyorum. Altında çok sert bir düşüş geldi. Son bir haftadır 2-3 tane yabancı büyük emtia uzmanları altının daha fazla düşebileceğine ilişkin yorum yapmaya başladılar. Bu özellikle altında Amerika'dan veriler olumlu geldikçe altında tekrar aşağı çekiyor. Ben hatırlarsan 1555 ile 1620 dolar arasında bir kanal oluştuğunu, dolayısıyla 1575-80'e gelindikçe altın alınarak yukarı hareketlerde satılabileceğini belirtiyordum. Bugün itibariyle altın 1566 dolara kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla o 75'in de altına geldi. Tahmin ediyorum bir miktar daha belki gerileme olasılığı var. Bir tepki yapacak altın 1580'e doğru. Bu aşamada dalgalı seyir devam edecek. Ama biraz daha orta vadeye baktığımızda 6 ay gibi bir süreye, altında yön gene negatif gözüküyor. Bu anlamda 1570'lerden 80'lerden alınabilir demiştim. Şu an
şu son verilerle birlikte şartlar biraz daha değişmiş durumda. 1525'e kadar bile geri çekilme olasılığı var. Ama dünkü ve önceki günkü sert düşüşün ardından bir tepki olacaktır. O tepkide bir miktar altın kısa vadeli düşünenler. Yani 2 yıl sonrası düşünenler tutsunlar ama kısa vadeli ben girdim aldım satayım diyenler açısından yukarı gidişler birer satış fırsatı olarak düşünebilir. Bugün enflasyon açıklanıyor. TÜFE'de %40 0.41 yükseliş bekleniyor. Bunu piyasa dün İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verilerinde 0.70 gelince bir miktar endişelendi. Ama orada çok kesin bir korelasyon yok. Benim tahminim gene 0.40 civarında gelecek olması TÜFE'nin. Üretici fiyatları endeksi de geçen ay düştü. 3 aydır üst üste üretici fiyatları düşüyordu. Bu ay itibariyle bir 0.30-0.35 civarında bir yükseliş bekleniyor. Çünkü üretimde bir artış var. Ve stoklar eritilmiş durumda. Yılın ilk 3 ayında ilk 2 ayda sıkıntı vardı üretim cephesinde sanayi ve iş adamı kesiminde ama son 1 aydır onlarda da hafif hafif yüzler gülümsemeye tebessüm etmeye başladı. O anlamda ÜFE biraz o eksiden artıya dönecek diye bekliyorum ama piyasalar üzerinde evet. Çok etkisi olmaz. Borsada da dün bir miktar geri çekilme oldu sonra tekrar yukarı kapattı. Borsa tahmin ediyorum zirveyi tekrar deneyecek ve geçmeye de çalışacak. Yani zirveyi yukarı kırmaya çalışacak. Peki hocam şimdi üretim konusunda sıkıntılar var dediniz. Hemen biz Niyazi Bey'le sohbetimize başlayalım. Evet. Oradan başlayalım. Evet. Şimdi tekrar hoş geldiniz öncelikle. Bu üretim konusundaki sıkıntılarla ilgili siz ne diyorsunuz? Bir de aslında hani bugün tartışılan dünden önceki günden itibaren büyüme rakamlarının gelmesiyle başlayan bir tartışma var. %2.2 geldi. Sizi nasıl etkiledi? Siz nasıl etkilendiniz 2012'deki bu büyümeden? Aslında bence olumlu bir şey yok. Dünyaya da bakacak olursak Türkiye'deki ekonomi şu anda iyi. İç pazarda bir miktar daralmadan bahsediliyor böyle bir sıkıntıdan. Ama yine bir kıyaslama yapacak olursak özellikle Avrupa ve diğer dünyadaki diğer ülkelerle Türkiye'deki durum şu anda iyi. Aslında taşlar yerli yerinde. Üretim yapılıyor. İhracat da yapıyoruz. İhracatımız da artıyor. Biz sektör olarak bakacak olursak kendi sektörümüzde bizdeki büyüme oranlarının diğer sektörlere göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Özellikle ihracat tarafı. Ama maalesef zaten Türkiye tarafında Türk halkının balık tüketim alışkanlığı çok fazla olmadığı için o genel bir durum. Yani evet. Ekonomiyle direkt ilgisi yok. Bizim çabamız da yani hem marka olarak hem sektör olarak amacımız Türkiye'de kişi başı düşen tüketimi arttırmak, proteine, kaliteli proteinin, balık ürünlerinin, deniz ürünlerinin, su ürünlerinin bir alternatif olmasını sağlamak. Amacımız bu. Maalesef çok şok rakamlar var. Devlet Rakamları İstatistik Enstitüsü'nün 2008'de kişi başı su ürünleri tüketimi 8.8 kilogram iken 2012'deki rakam maalesef kişi başı 6 kilograma düşmüş. Halbuki zaten dünyanın çok gerisindeyiz. Ama bunun şununla da ilgisi olamaz mı? Hani o 2008 demiştiniz değil mi? Evet. Balık neslinin tükeniyor olması. Mesela bu sene çok fazla balık çıkmadı. Ben İstanbul'da gördüğümü söylüyorum. O da etkilemiş olamaz mı bu rakam? Bir de tabii fiyatlar artıyor azalınca. Yok tabii fiyatlar artması doğru. Aslında en önemli konu tanıtım eksikliği. O mutlaka var. Yani Türkiye'de maalesef sektör olarak biz su ürünleri ürünlerinin daha fazla tüketilmesi için tanıtım ve reklam faaliyetlerini yeterli olarak yapmıyoruz. İşte biz burada firma olarak, zaten olarak Türkiye'nin balık uzmanı diye çıkıp ve bu yükümlülüğü üzerimize alıp çok yoğun bir reklam ve tanıtım kampanyasıyla insanların daha sağlıklı beslenmeleri açısından hatta belki daha da ekonomik beslenmeleri açısından su ürünlerini tüketiciye hatırlatmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi su ürünlerinin tüketimi, balık tüketimi hep konuşuluyor hocam. Üç tarafımız denizlerle çevrili ama denizi bilmeyiz biz nedense. İşte balık tüketiminde öyledir. İşte tekne kullanımı vesaire bilmeyiz çok fazla. Yüzmeyi bile hani pek çoğumuz bilmeyiz. Şimdi bunlar hep sıkıntılı meseleler. Bunlara tekrar döneceğiz ama isterseniz biraz Dardanel'i konuşalım. Çünkü Dardanel'in hakikaten geçtiğimiz günlerde önceki haftaki bir programımızda Yaşar Hocam'ın da hatırlatmasıyla aslında bizim de gündemimize geldiniz.
Siz ne demiştiniz hocam orada? Çok ya ben şöyle bir şey söylemiştim. Yani bu biliyorsun borsada halka açık şirketleri biz çok yakından takip ediyoruz. Şeker Piliç hissesinde... Onu konuşuyorduk değil mi? Evet, onu konuşuyorduk. Sonuçta bütün faaliyetler durmak zorunda kaldı. Halbuki bilançolarına baktığımızda karlar hızlıca artıyor ve ciro da artıyordu. Hatta ben Şeker Piliç'in bilançosu şeyine baktığımda aman Allah'ım dedim ticari borç devir süresini 120 günden 30 güne düşürmüş. Pardon, 30 günden 120 güne çıkartmışlar. Yani sen ticari borcunu hemen 30 gün sonra ödemek yerine Şeker Piliç 120 gün sonraya atmış. Vadeyi de uzatmış. Bayağı iyi olabilecek diye düşündüğüm kağıtta bir baktık ki bir anda hacizler gelmeye başladı. Muazzam bir çöküş oldu. Bunun üzerine de bir yazı yazmıştım. İşte bu iş adamı iş dünyasında 3 tane top vardır. Satışlar, kar ve nakit akışı. Kristal top nakit akışıdır. Bir şirket zarar ettiği için asla batmaz. 3 sene 5 sene de zarar etse batmaz. Ama önemli olan işçinin ücretini ödüyor musun? Aldığın ham maddenin parasını ödeyebiliyor musun? Nakiti çevirebiliyor musun? Evet. İş adamının genel olarak bilmediği şey nakit döngüsünü ayarlamaktır. Fakat o zaman da işte onun üzerine bir örnek verdim. Dedim ki bakın Dardanel'e. Dardanel her sene neredeyse zarar ediyor. Öz varlıklar negatif. Yani benim şeye göre öz varlıklar elimdeki bilgilere göre eksi 300 milyon civarında öz sermaye 366 milyon TL. Yani şöyle sizin bütün varlıkları toplasak, borcu ödemeye kalksak 366 milyon daha borçlu kalıyorsunuz. Bunu nasıl beceriyor ve bu nakit topunu nasıl elinden hiç düşürmeden, o kristal topu düşürmediniz. Evet. Hiçbir şekilde düşürmediniz. Bu müthiş bir mucize olarak ben yansıttım. Bunu isterseniz başlangıcından başlayalım. Niyazi Bey de bizi orada izlemiş sağ olsun. Ben de keyif aldım. Burada sizi ağırlamaktan gerçekten onur duyuyorum. Ayrıca borsa halka açık birçok şirketin genel müdürünü, yönetim kurulu başkanını da davet ediyoruz. Yatırımcı bilinçlendirme açısından. Tabii çünkü ki yatırımcılar bizim programı gerçekten çok dikkatle izliyorlar. Dardanel'i bir konuşalım. Hakikaten yatırımcı gözünde. Buraya baktığımda gerçekten bu hisse nasıl işlem geliyor borsada? Nasıl insanlar hala bu hisseyi alıp satıyorlar diye düşünüyorum. Fakat siz normal işinize devam ediyorsunuz. Bir şey göstereceğim. Özellikle oradan başlayalım. Arkadaşlar bu grafiği verebilir miyiz? Şu anki grafiği. Şimdi ciro 2008'de 128 milyondan bu sizin ciro. Evet. Şu an 31,5 milyona kadar gerilemiş. Evet. Yıllık küre yani 12 aylık bazda. Evet. Ve bu arada siz 93 milyon zarar etmişsiniz 2011'de. Evet. Şimdi ise bu zararlar 7 milyona kadar düşmüş. Şu anki zararınız 7 milyon. Ama esas faaliyete baktığımda esas faaliyetten her sene 1 milyon, 2 milyon kar gözüküyor. Her sene 1 milyon veya azıcık zarar, azıcık kar. Fakat net kar zarar çok fazla dalgalanıyor. Ne oluyor? Siz bir anlatır mısınız? Tabii yatırımcı ki açısından. Tespitleriniz çok doğru aslında. Ama tabii ben birkaç tane nokta var. Onları şey yapmak isterim. Öncelikle bizim devamlılığımızdaki en önemli neden biz 2000 yılından beri hatta 1998 yıllarından beri herhangi bir ek banka kredisi kullanmıyoruz. Hı hı. Tamamen bizim o tarihten önce kullanılmış kredilerimiz vardı. Evet. Ve o kredilerde kaldık. Daha sonraki yaptığımız bankalarla yapılanmalar veya ticari faaliyetlerimizin tamamında sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi esas faaliyet karlarımızdan elde ettiğimiz, yarattığımız fonlarla şirketi çevirdik. Yani kristal topun şeyi bu. Bunu 13 yıldır yapıyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle biz işte Avrupa Birliği'ne yapılan bir ihracatta Türkiye'nin ihracatında bir engel olduğu için yaşandı ve bu sektöre yapılan Avrupa Birliği tarafından çok haksız bir uygulamaydı. Bu %24 uygulaması. %24 uygulaması. Gümrük vergisi bir anda ihracat yapılırken haksız olarak Türkiye'den yapılan ihracata %24 gümrük vergisi uygulanmaya başlanıldı. Ve o güne kadar geçmiş 5 yılında ek vergileri şirketlerden istendi. Bu iki tane şirket vardı. Biri Kerefitaş, biri Dardanel.
ihracatı en fazla olan şirket bizdik ve o sıralarda da yıllık 100 milyon dolarlık ihracatımız vardı. Bir anda size geçmişe dönük de borç çıkarıldı. Geçmişe dönük de borç çıkardı. Bir anda bizim ihracatımıza fren kondu. Haksız olarak. Ve daha sonraki süreçte de tabii Türkiye hükümetinden, devletten de yardım alarak biz bu davaları aleyhimize olan bu uygulamayı, Türkiye'ye yapılan bu yanlış uygulamayı kaldırdık. Ama maalesef işten geçti. Bu arada tabii o zamanki bankacılık sektörünü hatırlayın. Tabii. Ülkedeki kriz durumlarını veya dünyadaki global krizleri hatırlayın. Bizden bütün bankalar kredilerimizi geri çektiler. İstediler bir anda tamamı, hepsi, aynen olay böyle. Tabii. İnanılmaz temerrüt faizleri uyguladılar. Pek çok bankalarımız... Yani siz o 2000'de faizlerin %7000'e fırladığı sırada borçlu yakaladınız. Evet, %400'lerle falan bizim hesaplarımıza, tabii bankalar da kendilerine göre muhakkak haklı. Çünkü onların da o zaman fonlama maliyetleri yüksek. Evet. Ama biz de işte Anadolu'nun sanayicileri olarak, yani çok büyük gruplar falan bundan etkilenmedi tabii hiçbir şey. Ama bizim gibi... yani Anadolu'da bu işi yapalım. Tam maalesef böyle büyümeye çalışırken. Tam bize de üst üste bu hem krizler hem de ihracatımızın birdenbire engellenmesi üst üste gelince biz şeye girdik. Ve daha sonrasında da biz hiç işi de bırakmadık. Hiçbir tek kuruş banka kredisi almadan şirketimizi tamamen yaratmış olduğu şeyle, kendi fonlarıyla hem pazarı büyütme gayreti içerisinde çalıştık. Olay bu. Yani şirket yeterli bir işletme sahibi. 2000'den beri hiçbir kuruş borçlanmadı. Hayır. Peki borçlar nasıl artıyor? Onu bir anlatır mısın? Peki borçlar tabii ki üzerinde tahakkuklar yapılarak artıyor. Aslı şirketin esas borcu şu anda sizin biraz önce ifade ettiğiniz rakamın esas ana borcu 40 milyon dolar. Ve daha sonraki periyotta bankalara da bir takım şirketin ödemeleri var. Aslında onları da hesap edecek olursak hesap böyle. Ama şu anda gelmiş olduğumuz noktada bizim toplam şirketin 7 bankaya finansal borcu vardı. Bunlardan bir tanesini biz kendimiz hallettik. Diğer 6 bankaya finansal borcunu da şirketimizin gayrimenkullerinin, çünkü fabrika lokasyonumuz artık fabrika olmak, fabrika üretim yapmak yerine orayı başka amaçla, konut veya iş yerleri yapmak için kullanmak çok daha feasible bir durum olacak. Bu kaynak da maalesef bizim bilançomuzda, siz de çok iyi biliyorsunuz, çok küçük rakamlar olarak beliriyor. Tabii aslında, yani sizin oradaki arsanız kaç dönümde o arsa? 100 yani, dönüm civarında bir arazi. 100 dönüm arsanızın normal bilançodaki değeri çok cüzdü. Çok, belki çok 20-30 yıl önce alınmış fiyattan tabii, gösteriyor tabii, değil mi? Tabii tabii. Çünkü tabii ona şey de yapılmadığı için. Maalesef yani o rakamlar çok küçük. Bilançodaki rakamlar çok küçük. Aynı zamanda bırakın bilançoda bizim Dardanel mesela bir marka değeri dahi bilançoda görünüyor. Sadece borçlar görünüyor. Ve borçlar da reel borçlar olarak görünmüyor. Üzerinde temerrütlü borçlar oluyor. Neden? SPK ve İMKV küçük yatırımcı mağdur olmasın diye bu tür şeyleri tamamen iş finalize edildiği zaman kar zarar yazılmasına izin veriyor ki doğru. Ama reel olan ama durum... Ama kağıt üzerinde siz çok borçlu gözüküyorsunuz anladığım kadarıyla. Ve bunun diğer 6 bankayla yaptığınız anlaşma nasıl bir şey? Yani bilmiyorum. Bunu, şöyle gayrimenkul açıklamak... Tabii bunu zaten bu süreçleri biz açıklıyoruz. Görüşmelerimiz kapabildirdiniz yani. Tabii. Evet. Görüşmelerimiz devam ediyor bu bankalarla toplu olarak. Sonuçta gayrimenkulümüzü bankalara verip kendi fabrikamızı ikiye ayırıp bir kısmını Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde, diğer bir bölümünü de Gökçeada 6. Yöre Teşvikli Kapsamlı İlçeler içerisinde Çanakkale'de Gökçeada'ya götürerek hem de orada vergi avantajı olacak mı? Teşvik imkanları var. Özellikle biz emek yoğun bir şirketiz. Yaptığımız hesaplamalarda bizim yılda 4 milyon dolar teşviklerden ödediğimiz tasarım ücretlerin üzerine giydirilen vergi, sigorta gibi konulardan dolayı, yani 10 yıllık süreçte, 12 yıllık süreçte 40-50 milyon dolar gibi şirketinde bir avantaj olacak. Bu imkanı da
biz değerlendirmek istiyoruz. Niyazi Bey burada... Devam edeceğiz hocam ama kısa bir reklam aramız var Niyazi Bey. Tabii ki. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Paranın rotası devam ediyor hocam. Sizin evet. Sorunuzda kalmıştık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün tabii Real Madrid maçı olduğu için bir taraftan biz arada da reklam arasında da onu konuşuyoruz. Niyazi Bey, birazdan geleceğiz. Dün akşam rüyasında Barış maçı görüyor. Yok. Ve şey atıyor. Real Madrid'e Galatasaray'a bir gol atıyor. Yerinden fırlıyor, gol diye kalkıyor. Bütün apartman ayakta, gece saat yarım mıydı, bir miydi? Köpekler evde havlamaya başlıyor. Aşağıdan kapıcı geliyor, gol oldu diye. Onları da gol oldu İnşallah. Diye. Hocam bunu anlattınız, iyi oldu. Ben tamam. Neler anlatacağım bundan sonra. Tamam. Peki. Bugün hepimiz, bu gece hepimiz Galatasaray. Siz bir de ayrıca futbolla da ilgilisiniz. Çünkü Çanakkale, evet. Dardanel Spor'u biliyorum, evet. Ben. Orada da ciddi yatırım yapmıştınız. Evet, ama ben... şimdi bir ilginiz kalmadı. Yok, değil var mi? Tabii. Var mı? Devam ediyor musunuz? Dardanel Spor'un Dardanel şirketleri %100 sponsorluğunu yapıyor. Mi? Devam ediyor yani. Ben tabii, yani ilişki kesildi zannediyordum yok, ama. Yok. Bir dönem hatta çünkü Süper Lig'de oynadı. O dönem çok başarılıydı. Şimdi nasıl durumu? Şu anda 3. ligdeyiz. 2. sıradayız. Ama esas önemli olan Dardanel Spor'un müthiş bir altyapısı var. Tabii. Şu anda 200 futbolcumuz var. Mehmet Topal var. Benim bildiğim kadarıyla, değil mi? Pek çok. Ben tabii. Hatırladığım o. Birkaç Mehmet Galatasaray'a Topal gelen var. Birkaç futbolcu var. Selçuk var mesela. Selçuk var. Bugün oynayacak. Belki doğru. Gökhan Zan oynarsa. Gerçekten de öyle. O var. Hala bizim pek çok takımda. Bayağı bir şu anda da çok yıldızlarımız var. Ya çok 7-8 genç takımımız var. Hı hı. Biz bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam ettiriyoruz. Hakikaten o altyapı da, evet. Çanakkale Dardanel Spor gerçekten başarılı hocam. Ben tekrar şeye dönüyorum. Evet. Şimdi bankalarla bir şey soracağım. Siz dediniz ya, arsamızın değeri çok düşük görünüyor. O yüzden öz varlık negatif, yani çok yüksek bir negatif oran gözüküyor orada. Arsayı bankalara bir nevi ipotek verip, anladığım kadarıyla bunun üzerine inşaat yapıp onların satışı mı aynen olacak? Öyle. Peki geçenlerde bilmiyorum izlediniz mi? Mutlu Akü şöyle bir şey yaptı. Kartal'daki arazisini için bir yeni şirket kurdu. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi, evet. Kurdu. Tamamıyla araziyi oraya devretti. Ama o şirkete kendi küçük yatırımcıların hepsini ortak yaptı. Evet. Dolayısıyla oradan orayı da direkt olarak bir başka şirkete, yani GE olduğu için vergi avantajı çok yüksek oldu. Dolayısıyla orada yapılan inşaattan gelecek tüm gelirler o şirkete gelecek, aynı zamanda Mutlu Akü'ye gelecek. Sizin de böyle bir planınız mı var, yoksa? Buna benzer siz... olmuş oluyor. Neticede biz o değerin, çünkü şirkete ait gayrimenkuller, üzerine inşaat yapılarak, ki bunu muhtelif inşaat gruplarıyla birlikte yapılacak, elde edilecek geliri bunun bankalara vermiş olacağız. Yani şirket finansal borçlarını ödemiş olacak, sıfırlamış olacak. Üzerine, o değerin üzerine artı bir şey kalırsa o da şirketin öz sermayesine gelecek. Yani şu gerçek olan bir durum var. Şirketin gayrimenkulleriyle mevcut bankalara ödeyecek borç rakamını karşılaştıracak olursak bunun dışında şirketin herhangi bir finansal borcu kalmamış olacak. Toplam borç ne kadar yaklaşık? Şöyle, gerçek reel borcu şirketin, ki bilançodaki bununla maalesef farklı ama aramızdaki yaptığımız protokola göre 100 milyon dolar civarında gerçek borcu var şu an, evet. Bugün itibariyle. Peki ancak bunun üzerinden bankalar bunun ödenmesi kayıt ve şartıyla tabii ki yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde bir görüşmeyi yapıyoruz bankalarla. Daha önceki kabul etmiş oldukları rakamlar budur. Bu da ana borcumuzun üzerindeki bir rakamdır. Yani şirketin bankalara olan ana borcun üzerindeki bir rakam. Bu borçla gayrimenkulümüzle bu borcumuzu ödemiş olacağız. Şirketin planı bu. Yani şu anda herhangi bir şekilde Dardanel tasfiyeye gitmiş olsa da ortaya çıkacak tablo budur. Yani bilançoda kötü bir görüntü var ama, evet. İşin aslına girildiği zaman bu kötü görüntü yok. Üstelik esas faaliyet karı noktasında çalıştığımız dönemlere bakılacak olursa Dardanel gıda sektöründe marj olarak, gross marj olarak, evet. Pek çok firmanın
pek çok sektörün satışların yapamadığı marjı görüyor. %40'lardır bizim. Evet. Şu an normalse enerji, işçilik, her şeyin maliyeti 61 gözüküyor. Faaliyet giderleriniz %27. Oldukça yüksek gözüküyor. Yani cironun %27'si kadar bir faaliyet gideri var. Ciro düşük olduğu zamanlardadır. Tabii. Çünkü mesela 2012'de bu rakam, yani çalışma oranı çok düşüktü. Şöyle bakmak lazım. Biz hızlı bir çalışmaya 1 Ağustos itibariyle başladık. Yani 1 Ağustos 2012. 9 aylık, 10 aylık bir süreç bitti. Bu sürede bakılacak olursa esas faaliyet karımızda, esas faaliyet karımızın gross marjinimizin %40'lar civarında olduğunu, satış ve pazarlama giderlerimizin de %20'ler, 22'ler civarında olduğunu görüyoruz. Faaliyet gideri dediğim o. Evet. Görüyoruz. Evet. Onun neticesinde de yani bizim net marjınımız, finans öncesi, EBITDA, amortisman öncesi, EBITDA olarak düşünecek olursak %20'dir. Bizim esas hedefimiz bu. Bu eğer çeşitli ham madde fiyatlarından etkilenerek %15'e düşebilir ama hedefimiz %20'dir. Burada da şirketin 2013 business planlarında, ki şimdi böyle gidiyor, yaklaşık 153 milyon liralık, yani 100 milyon doların biraz altında net net satış hedefimiz var. Yani burada da 25 milyon TL civarında bir EBITDA elde edeceğimizi düşünüyoruz. İşte tam bu noktada. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla arsanın verilmesiyle birlikte, orada yapılacak inşaatların satılmasıyla birlikte bankaya olan borçlar ödenecek. Onun tamamını kapatabilecek mi orası? İkincisi, sizin ciro 120 milyondan 31 milyona kadar düşmüş durumda. Bu ciroyu ne kadar arttırabilirsiniz? Bu pazar payınız mı çok daraldı? Üretim mi çok azaldı? İhracat mı çok kötü baltalandı? Yani neden ciro bu kadar düştü? 120'lerden 100'lerden 30'a düştü. Şimdi hocam, bizim dağıtımımız bir başka firmadaydı, bir başka gruptaydı. Daha doğrusu Ülker grubuna bağlı şirketler bizim 2004 yılından beri Dardanel'in dağıtımını yaptı. Aynı grup biliyorsunuz daha sonra Kerevitaş firmasında satın alınca haliyle Dardanel dağıtımındaki performans çok arzu ettiğimiz gibi olmadı. Evet. Ama buna rağmen biz hayatta kalmayı da yine dağıtımlarımızda yapmayı başardık. Peki o konuda son görüşmeleriniz var mı? Yani şu o zaman dağıtımda bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle yok, vardı. Fakat daha sonra bu dağıtım ve ortaklık anlaşmalarımızı biz 2012 yılının Mayıs ayında kapıda bildirdiğimiz bildirimle tamamen sonuçlandırdık. Evet. Ve bu grupla da el sıkışarak dostça bütün ilişkilerimizi, aramızdaki her şeyi sonuçlandırarak bitirdik. Ve 1 Ağustos'tan itibaren de yeni bir dağıtıcıyla, yepyeni bir Akyürek pazarlama anonim şirketiyle distribütörlük anlaşması yaptık. Ve bu firmaya ürünlerimizin dağıtımını verdik. Yani milattan önce, milattan sonra diye ayıracak olursak bizim için bu son dönemde 1 Ağustos 2012'den itibaren yepyeni bir Dardanel olarak biz çalışıyoruz. Peki o ciroyu etkiledi mi peki? Tabii o son 6 ayda. Mesela ilk 6 ay. Tabii şu anda onları görecek. İlk son 6 aylık değil de o son 4 aylık rakamlarda vardır zaten. Şöyle ben onu görebilirim şu an. 3'er aylık periyotlarda siz bir bakarsanız 2012 yılının ilk 3 ayı, ikinci 3 ayı, üçüncü 3 ayı ve son 3 ay olarak bakacak olursanız bilançolarımızda da bu rakamı görmüş olursunuz. Bu arada izleyicilerimizden de tabii sorular geliyor, yorumlar var. Birkaçını aktarayım hemen. Hüseyin Yurtsev diyor ki Türkiye'de taş taş üstüne koymaya çalışan bir cesur üretken girişimcinin başına gelenleri izliyoruz. Kanun, yönetmelik ve uygulamaların çok konusunda çok hassas hazırlanması ve pratiğe uygun olması gerektiğini, değişeceğini, tüketime dayalı ekonomiden hızla üretime dayalı ekonomiye geçilmesini diliyorum demiş. Size selamlarını ileterek. Bir başka izleyicimiz de diyor ki Sayın Niyazi Önen'in öz kaynaklarıyla yola devam edecekleri yönündeki açıklaması onların küçülmesi anlamına mı geliyor? Bir çeşit küçülerek büyümeyi mi hedefliyorlar? Şöyle, biz zaten reel olarak şu anda kendi öz kaynaklarımızla devam ediyoruz. Zaten uzun zamandır böyle devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.
Ama bizim bu konuda çok tecrübemiz oldu ve şu anda biz Dardanelli çok iyi yönettiğimize inanıyoruz. Hı. Neden? Bizim parayı devir hızımız yılda 14 kez, hocam da biliyor. Bu eski yıllarda, hantal zamanlarda yılda 2 kezdi. Hatta yani bakılacak olursa. Ben şöyle söyleyeyim size. Şu an hatta grafiklerde hemen görürüz sizin şeyi. Hı-hı. Stok devir hızınız 14.19. Evet. 3 ay önce yani 3 dönem önce 17'ymiş. 17 kere stokları çeviriyorsun evet. bir yılda. Evet. Bu stokları siz 22 günde eritiyorsunuz. Evet. Ticari alacak devir hızınız yani alacaklarınızı ne kadar evet. şey yapıyorsunuz. Bu da alacaklarda sorun varmış fakat inanılmaz bir olumlu gelişme var burada. 188 günde tahsil edebiliyormuşsunuz daha önce yani evet. son bilançoya kadar. Ama şeyden itibaren de bu süreyi 188 günden evet. 100 güne düşürmüşsünüz. Evet. Şimdi hocam ben artık daha fazlasını söylemeyeyim, rakamlardan görülüyor. Bundan önceki dağıtım sistemimizde bizim tahsilat sürecimiz buydu. Ama peki, şimdi 500 günde ödüyorsunuz. Şimdi bunu ticari borçları çevirdik. bunu döndürmüş olduk. Anladım. Ve şeyden itibaren de şöyle bir uygulama yapıyoruz. Yani basit. Bu son 9 aydan beri yaklaşık tüm alımlarımızdaki bizim ödeme vademizi 30 günün altında tutuyoruz. Yani evet. peşin denecek gibi. Tahsilat sürecimizi de aynı tutuyoruz. Yani her ikisi birbirine geliyor. Ve stokta uzun süreç bekleyecek ürünlerden ziyade ürün yelpazemizi ona göre yönlendirdik. Katma değerli, güçlü olduğumuz ürünler ve çok hızlı dönebilecek şekilde yapıyoruz. Ve ben başarının da nakit yaratmanın, kar elde etmenin de başarısının bu olduğuna peki, inanıyorum. 2013 yılı için eğer sakıncası yoksa bilmiyorum böyle bir şeyi açıklamak yok. Belki hani sermaye piyasası kurulunun şeyi açısından uygun olmuyor ama hedefiniz nedir? 2013 yılı ciro hedefiniz nedir? EBITDA hedef, FABÖK, faiz, vergi ve amortisman öncesi kar hedefiniz nedir? Şöyle, hedefimiz 153 milyon TL'dir bizim. 2013 yılı. 2013 yılı hedefimiz. Yani 31 milyon mu 2012'de? Evet. Çünkü bunun 8-9 ayı çok az miktarlarda şirket çalıştı. Yaptığı üretim rakamları çok az. Çünkü bir belirsizlik vardı. Bir değişim yaşadık. Uzun süre belirsizlik bankalarla masaya oturduktan hayır. sonra mı ortaya geldi? Hayır hayır. Bankalar bize şu anda herhangi bir engel olmuyor ve pozitif yaklaşıyorlar. Türkiye ekonomisine karşı biz de bankalara karşı son derece dürüst. Siz tabii bu planları dürüst. Bankalara verdiniz. Tabii yani. Biz de bankalara karşı son derece dürüst davranıyoruz. Dardanel hiçbir mal kaçırması veya iflas, erteleme vesaire gibi şeylere gitmedik. Biz inanıyoruz çünkü. Ben inanıyorum şirketin başındaki kişi olarak şirketin geleceğine inanıyorum. Evet. Markamızın gücüne, pazar payına, bu işi çok peki. kadromuza, insan gücümüze çok iyi inanıyorum. Neticede şunu niye kullanmıyorsunuz o zaman? Ben onu sorayım. Küçük yatırımcı açısından bu çok önemli. Buna inanıyorsanız ilk önce şirket kendi hisse, şu an o zaman hisse fiyatınızın çok düşük olduğuna da inanıyorsunuz. Yani önünüzdeki çok düşük, tabii. performansı ve yapacaklarınızı düşündüğünüzde. O zaman şirket kendi hisselerini alarak bunu küçük yatırımcıya örnek olamaz mı? Yani olabilir ben, tabii. Bakın biz şirketimize o kadar güveniyoruz ki biz de kendimiz yani şirket kendi hissesini alıyor veya şirket ortakları aldığını açıklayabilir vesaire. Ben şu açıdan söylüyorum. Yatırımcılar tabii ki şirketin sahibi halka arz fiyatından çıktıktan sonra halka arzın altındaki fiyattan hissesini satıyor. Ondan sonra yatırımcı diyor ki kandırıldım doğru söylüyor. Yatırımcı bu konuda haklı. SPK bu konuda son 3 aydır inanılmaz hassas ve bence doğru yapıyorlar. Doğru buraya yapıyor, çünkü tabii. yatırımcı sayısı yetmez. 75 milyonda tabii. 900 bin, 500 bin yatırımcı değil. Yani bunun 5 milyon, 10 milyon olması lazım. Ben özellikle gerçekten şimdi bu hikayeniz ilginç, oldukça ilginç. Bizim bir ciddi 10 kişilik araştırma ekibimiz var. Bir analisti gönderip bütün bu söylediklerinizi bir rapor, her şirket için hazırlıyoruz tabii. bu raporu ama o zaman çünkü hikayesi var ama var bu tabii, hikaye evet. ne kadar gerçekçi onun ayrıca değerlendirilmesi de gerekiyor. Mesela 150 milyon ciro dediğinizde hakikaten bana çok zor geliyor şu an. Bir biz bunu SQ bazında yani ürün bazında ve aylar haftalar bazında planlıyoruz.
Yani bunu bu şekilde planlıyoruz ve tüm ekibimizle, çalışan ekibimizle paylaşıyoruz ve bu hedefleri veriyoruz. O zaman sizin ciroyu şey mi belirliyor? Yani tüketim değil de üretim mi belirliyor? Hayır, tüketim. Peki tamamen... siz 150 milyon ciro yaptığınızda bunu, evet, satabilecek misiniz? Tabii ki satacağız. Çünkü 30 milyona düşünce şimdi acaba tüketim belirliyorsa, hocam, o zaman tüketim ki mi o kadar çok düştü? Yok, çok çok basit bizim hesabımız. Türkiye'deki, yani bunun şeyi bu. Ton balığı, sadece diğer ürünlerimizi bırakın, tek bir ürüne bakıyoruz. Ton balığı tüketim miktarı, tüketim 10 bin ton. Evet. Bunun 2012'de 2500 tonunu Dardanel yapmış %25'i, durumda. Evet. %25'ini. Diğer %75'ini diğer rakip firmalarımız yapmış durumda. Bizim Temmuz ayındaki pazar payımız Nielsen verilerine göre, bunu Nielsen'den alıyoruz. Pazar payımız maalesef %15'e düşmüştü. Daha önceki yıllarda bu %70'ti. Yıl sonundaki Nielsen verisine göre %41,5'a çıktı. Mart sonunu almadık ama birkaç gün sonra alacağız. Tahmin ediyoruz %50'ler. Peki yani sizin 12 bunun, aylık bilançoda gelmemişsiniz. Bunun Türkçesi şu. Minimum şu anda bile kaybettiğimiz pazar payını aldığımız için bizim ton balığı tüketiminde %50 pazar payımız var. Evet. Bu 5000 ton ton balığı demektir. 5000 tonun 22 liradır retail fiyatı, fabrika çıkış fiyatı 110 milyon TL zaten bu yapar. Peki. Bir tek şart var. Burada bizim üretimimizi devam ettirmemiz var. Ki ve %50 de bizim pazar payımız her zaman %70'ler olmuştur. Yani şey yani bu kadar basit. Niyazi Bey, aslında konuşacak çok şey vardı. Hocam süreyi doldurduk, hatta süreyi açtık. Süreyi doldurduk. Ben bir kısaca şey söyleyeceğim. Demin Şeker Pileş'ten bahsettim. Evet. Eğer arzu ederlerse Şeker Pileş'in yönetim kurulu başkanı, üyesi ve genel müdürlerini de buraya bekliyoruz. Özellikle yatırımcıların bilgilendirilmesi açısından. Niyazi Bey, size sonsuz teşekkür ederim. Yani buraya cesaretle çıktınız. Rica bizim ederim. Gerçekten burada yatırımcı bilgilendirme adına önemli bir fonksiyon ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben size şunu söylemek istiyorum. Göreceksiniz. Biz buna da inanıyoruz. Dardanel örnek bir şirket ve çok hisselerinde de çok derinliği olan bir şirket. Çok kısa süre içerisinde hedefimiz 2013 yılında biz gözaltı pazarından çıkıp bilançolarımızla, evet, Dardanel'i tekrar eski yerlerine getireceğimize başta ben inanıyorum. Herkes inanıyor. Her şeyimiz son derece şeffaf ve Dardanel önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin yarattığı bir marka olarak çok büyük cirolara çıkacak. Ortaklarına da çok ciddi karlar yapacak. Ben buna İnşallah. İnanıyorum. İnşallah. Ben Niyazi de çok Bey, teşekkür ederim. Ben de ayrıca bir Çanakkale olarak da Çanakkale'den, evet, çıkan bir marka olması dolayısıyla size bir kez daha teşekkür çok ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Evet, paranın rotasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra biz yayınımıza, bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.